Herkese merhaba. Bugün Kim Bu Konuşan köşesinde sevgili Erdin Çumuşak bizimle birlikte. Uzun zamandır onu bekliyorduk. Aslında ön tanıtımlarını da yaptık. Ha geldi, ha gelecek, ha geliyor derken sevgili Erdinç Adana'dan bu sıcakta kalktı, bizim için geldi. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim Meral. Beni çağırdığın, ağırladığın, davet ettiğin için çok çok mutluyum. Valla biz daha mutluyuz. Aslında bu bölüm böyle. Ben daha mutluyum, sen daha mutluyum gidermiş. Çok teşekkür ederiz bir kez daha. Nasılsın? Çok çok iyiyim, süperim. Her şey yolunda. Hayat çok güzel gidiyor. İzmir'de olmak nasıl? İzmir'de olmak ekstra güzel zaten. Seviyorsun İzmir'i. Kesinlikle. İzmir, İstanbul. Yaşadığım şehri de çok seviyorum ama... Denizi daha çok seviyorsun değil mi? Deniz görmeyi seviyorsun. Mavi olsun benim için. Mavi aşığım çünkü. Denizi de çok çok seviyorum. Çok rahatlatıyor çünkü beni. Kesinlikle. Denizi olan her şehri seviyorum diyebilirim. Harikasın. Şimdi tabii programın içerisinde konuşacağız. Denizi neden seviyorsun? Sana bir özgürlük mü çağrıştırıyor gibi gibi sorularım da olacak ama öncelikle ben seni yakından tanısam da insanlar seni tanısın istiyorum. Erdin Çumuşak kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Merak ediyoruz. Erdin Çumuşak 21 Temmuz 1983 Adana doğumlu. İlkokul, ortaokul ve lise hayatında Adana'da tamamlamış biri. Şu anda da özel bir sektörde görev alan, çalışan bir insan. Hayattan keyif alan, tabii ki de zor dönemler herkesin yaşadığı gibi zor dönemler yaşayan, mutlu anlar da yaşayan ama özeti anın tadını çıkarmasından zevk alan. Bildiğimi düşünüyorum, evet, çok kesinlikle mütevazı olmayayım bu konuda. Şöyle hemen araya girmek istiyorum. Şimdi ekibimizde çok sevdiğimiz arkadaşlarımızdan biri dedi ki sinir bozucu derecede güzel gülüyor. Bu konuya geleceğiz. Bunu direkt açık bir şekilde sana söyledim. Ben ilk defa böyle bir tabir duydum. Dedim o ne demek? Yani bir insan bu kadar mutlu olabilir mi dedi. Şimdi ben genelde pozitifimdir ama sen gerçekten benim gördüğüm en pozitif insanlardan birisin. Hem bir enerjin var hem de o saçların çok güzel bir ışık var. Bu sonradan mı oldu? Yani doğduğun günden beri böyle gerçekten mutlu musun? Hep pozitif mi bakıyorsun hayata? Bunu da merak ediyorum aslında. Ya tabii mutlaka hepimizin insanız. Yani düştüğümüz anlar olabiliyor. Yani İş sürekli oluyor. Evet, hani sürekli çıkışta değilim. Ben de düşebiliyorum. Ama bana göre hayatta iki tane alternatif var. Ya iyi olacaksın ya kötü olacaksın. Ruhen'den bahsediyorum. Ben de iyi olmayı seçiyorum. Hani kötü olmak bana mutluluk vermiyor. Tabii ki de inişlerim olabiliyor ama... İyi olmak yükseltiyor değil mi? Tabii ki de, kesinlikle. Yani ben her insanı yükseltir iyi olmak. O nedenle hayatın seçimlerden ibaret olduğunu inanan biriyim ben. Bu yaşama kadar da hep buna inandım. Hep iyi olmayı seçmeye çalışıyorum. Düştüğüm zamanlarda kendi kendime kalkmaya çalışıyorum. Harikasın. Mutlaka problemler yaşıyoruz. Evet, hepimiz ama yaşıyoruz. Yani sonuçta hayatımız ne zaman bitecek hiçbirimiz bilmiyoruz. İyi olarak devam edip bitirmek var. Hani evet. Kötü olarak hep ilerlemek var. Daha da hayatı zindan hale getirmek var. Ben iyi olmayı seçiyorum. Kesinlikle. Aslında insan galiba düşüncelerinde yaratıyor bu iyilik ve kötülük kavramını. Düşüncelerinizde aynen. Mutsuzsanız hem kendinizi hem de etrafınızdakileri mutsuz edebiliyorsunuz. Tabii. İyi baktığınız zaman da bence her şey daha hızlı ve daha keyifli yol alıyor. O bahsettiğin ışık da belki iyi bakınca herkese evet. Yayılıyor. Olabilir. Herkes de iyi görüyor bu sefer. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi bu arada tabii biz yan yana fotoğraflarımızı da videonun sonunda göreceğiz. Normalde 1.78 boyundayım ama sevgili Erdin Çumuşak'ın yanında cice gibi kalıyorum efendim. Kaç boyun? 1.90. 1.90 boyu var. Gerçekten kendimi ilk defa böyle parmak uçlarında fotoğraf çekilirken buldum. Buradan da annene selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Gerçekten harika bir çocuk dünyaya getirmiş. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Şimdi hastalıklar ansızın kapımızı çalabiliyor. Evet. Çok sağlıklıyız, hiçbir şeyimiz yok ama bir anda... Hayatımızı da durdurup belki sorgulattıran şeyler diye düşünüyorum. Ben de hem kendi hayatımda hem de yakın çevremde zaman zaman bu ve benzeri hastalıklar yaşıyorum. Bu dönemlerde sen neler yaptın? Senin de başından çok büyük bir evet. Rahatsızlık geçti ve uzun da bir süreç olduğunu biliyorum. Bize bahseder misin? İlk olarak kanserle tabii. Ne zaman karşılaştın? Yani ne zaman kapını çaldı? 24 sene önce. Kapıyı çaldı. Hı hı. 24 seneyi daha yeni doldurdum hatta. 21 Temmuz'da 24. senem dolmuş oldu. 98 yılında 15 yaşında bir gün ben de fark etmedim. Futbol oynamıştık. Hı hı. Lise 1. sınıftaydım. Eve geldim. Üzerimi değiştirdiğim esnada annem aniden odama girdi. Hı hı. Bir şey koyacaktı. Bir eşya koyacaktı. Hı hı. Arkam dönük olduğu için dizimin arkasındaki şişliği fark etti. Aa, evet. Ben de top oynadığım için o gün düşmüştüm.
Şişti mi zannettin? Şişti, şişmiştir vesaire dedim. Hani çok önemsemedim. Fakat çok ciddi bir şişlik ve kaya gibi bir de bir de sertlik vardı. Sol bacak, diz arkasında düşün. O hafta da sınavlarım vardı. Yoğun olduğu için de doktora falan bir hafta boyunca gidemedik. Yani ne olduğuna baktıramadık. Bir hafta sonrasında gittiğimizde bayağı bir hastane, doktor gezdik. MR'lar çekildi, kan tahlilleri, röntgenler, filmler. En sonunda osteosarkom teşhisi konuldu. Bacağımın içerisinde bir tümör olduğu söylenildi. Kemik tümörü, osteosarkom, kemik kanseri demek. Birçok doktor buna müdahale etmek istemedi. Riskli Adana'da, mi buldular? Evet. Batı da büyüktü. Ve bu alanda uzman olan insana yönlendirmek istediler. Kendileri dokunmak istemedi aslında. Ve beni Serdar Özbarlas'a yönlendirdiler. Balcalı Hastanesi'nde Serdar Hocam o dönem hekimlik yapıyordu. Profesör Doktor Serdar Özbarlas. Fakat 2,5 ay boyunca Serdar Hoca'yı beklemek zorunda kaldık. Çünkü o dönemde Amerika'daydı Serdar Hoca. Tabii bu arada liseyi bitirmiş oldum ben. Herhangi bir işten bir şey yaptım. Evet, lise birinci sınıf. Lise birinci sınıfı bitirdim. Bir işten müdahale yaptırmadık. Serdar Hoca geldiğinde ona muayene oldum. Serdar Hocam'ın dediği tek şey... Tümöre yakın hiçbir doktor bunu benden istememişti. Bir damar var dedi. O damarın yakınlığını görebilmem için anjiyo isteyeceğim dedi. Anjiyo olmak zorunda kaldın. Evet. Hafif lokal anesteziyle sedasyon da verdiler. Kol altından ana damara girdiler. Ve tümöre damarın yakınlığını tespit ettiler. Serdar Hocam yapışık değil, arada bir mesafe var dedi. Ve bu dedi tümörü çıkartacağız. Ben ameliyata girmeden son bir hafta kala bana ne yapılacağını öğrendim. Çünkü ailem ilk başta saklamıştı bunu. Kaygılanıyorsun da küçüksün, tabii, çocuksun, 15 yaşındasın. Bir de her şeye isyan dönemi. Evet, neden ben diye sorguladığın zamanlarda elbet olmuştur. Tabii, tabii ki de. Tabii ben sonuçları okuyordum. O dönemde bizim biyoloji dersimizde kanserle alakalı terimleri, tümörle alakalı terimleri görebiliyorduk. Hani ben kanser miyim falan diye sorgulamaya başlamıştım. Serdar Hocam bir hafta kala beni karşısına oturtturdu. Erdinç dedi, böyle böyle bir tümör var. Kansere yakalandın, kemik kanserisin. Ve bu tümör femur kemiğini de şu an kaplamış durumda. Femur kemiğini de çıkartacağız tümörle birlikte. Yapışık değil, sıyırarak almaya çalışacağım dedi. Ve protez bir kemik takılacak bacağın içerisine. Hayatın değişecek dedi. Hareket anlamında kısıtlanacaksın. Ama bacakta bir kayıp olmayacak. Tabii bacakta kayıp olmayacak. Sadece bacağın içerisinde protez kemik olacak dedi. Tabii hani yapabilecek bir şey yok. Ben ilk başta ağladım, korkuyorsun. Hayatın ameliyatın ne olduğunu bilmiyorum. Tamam dedim, yani yapılacaksa bu yapılacak. Bilinçli bir şekilde aslında ameliyata girdim. Ne zaman olacak dedim. 21 Temmuz'da yapacağız dedi. 21 Temmuz'da benim doğum günümdü. Tamam dedim. Sanki böyle yeniden bir sayfa. Aynen öyle, hani bambaşka bir hayata girecektim 21 Temmuz'da da bu sefer. Tamam dedim. Ameliyat günü geldi. Tabii hazırlıkları vesaire çok fazla sürdü. Malzemelerin gelmesini bekledik. 7 saatlik bir operasyon sonrası, 7-8 saat kadar bir operasyon sürdü. Annemin bana dediği, Serdar Hocam'ın gözünün beyazı görünmüyordu. Kıpkırmızı olmuş. Evet, ve tümörü sıyırarak çıkartmış. Yaklaşık 4 kilogram ağırlığında bacağımdan bir tümör çıkmış kemikle birlikte. 4 kilo. Evet, diz de alınmıştı. Diz kapağı da alınmıştı. Tamamen o bölgeyi temizlemişti. Ve çok da büyük bir protez kemik takılmıştı. Femur kemiğim hiç yoktu. Protezin yapısı sapları vardı ve kalan aşağı ve yukarıda da sapları da kemiğimin içerisine sokulu bir şekilde. Evet, yani monte edildi. O işlem de zordu. O nedenle de çok zaman aldı ameliyat. Ben ameliyat sonrası 10 gün hastanede kıpırdamadan yattım. 3 ayda evde yatalak yattım. Çünkü Serdar Hocam asla kıpırdamayacaksın, yürümeyeceksin, ayak üstüne yük vermeyeceksin kaynaşması bacağı. Kaynaşması için mi o içerideki? Proteze vücudun alışması için. Yabancı bir madde girmişti vücuda. Ve vidaları vardı. Artık ne şekilde teknik olarak yerleştirdiler bilmiyorum. Onun kıpırdamaması gerektiğini söyledi. Peki 3 ay sonra... 3 ay sonra bu arada alınan parça biyopsiye gitti. Biyopsinin sonucunu bekliyorduk. Çünkü bana ilk başta kemoterapiye gerek olmayacağı söylenilmişti. Biyopsi sonrasında 3 ayda dolduktan sonra biyopsi çıktı. Ve Serdar Hocam kemoterapiye ihtiyaç olduğunu söyledi. Her türlü de garanti alalım dedi. Kemoterapinin ne olduğunu biliyorum. Sadece şöyle biliyorum. Saçlarım dökülecek. Kaşlarım, kirpiğim dökülecek. İşte maske takacağım ve zayıflayacağım. Kilo vereceğim diye biliyorum.
Ben dedim maske takmam. Sadece maskeye karşı çıktım. Neden çocukluk, bilmiyorum. Belki değil mi psikolojisi? Evet hani yani insanlar görecek. Halbuki saçın kaşın döküldüğünde de belli oluyor. Bir tedavi görüyorsun. O maske ama, belki de hani ayırıcı bir şey gibi mi algılıyor insan? Hani ya o dönem belki de. Şu an herkes maske takıyor. Evet şu an herkes takıyor. Dolayı. Yıllar sonrasında evet. Pandemi dolayısıyla herkes taktı. Ya belki bakışlardan rahatsız evet. oluyordum. Çocuksun da tabii. bilemiyorum. Ben maske takmadan 6 kür, 6 ay boyunca bir kemoterapi tedavisi de aldım. Tabii maske takmak seni koruyacak bir şeydi aslında. Evet, evet. Ama o tabii hani burada da bunun altını çizelim. Maske takmak sizin için iyi bir şey. Yani beni takmadığıma tabii bakmayın ama hani evet. ben takmadım onu o dönem. Onu da söylerim. Tamam. Çok ağır ve çok zor bir kemoterapi tedavi süreciydi. Çünkü çok ağır ilaçlar yüklendi bana. 25 kilo kadar kilo kaybettim. Kaç kiloydun? O dönem çok kiloluydum. 15 yaşında 95 kiloydum ben. O zaman çok işe yaradı. Evet, normale döndü. Yani çok çok işe yaradı. Doktor da onu söyledi. Hani kilo burada çok işe yaradı dedi. Ama direnç kaybı yaşadım. Çünkü ilaçlara baş edemiyorsunuz. Vücut bir direnç gösteremiyor. Tabii saç, kaş, kirpik döküldü. 10 gün sonrasında ilk kürüm. O ilk dökülme anında ne hissettin? Nasıl fark ettin? İlaçların etkisi 2 gün sonra bende zaten oluşmaya başladı. Yan etkileri. Ağır da doz yükledikleri için. Başım çok ağrıyordu. Başıma masaj yaparken kendi kendime bir anda elime saç geldi. Ben de ağlayarak tüm saçlarımı kendim yoldum. Ah. Yani şimdi senin için saç çok önemli. Ergensin, tabii. 15 yaşında saçlarını jöleleyeceksin, kendine bakıyorsun. Hani böyle bir yapıdaydım. Hı-hı. Ben ağlaya ağlaya saçlarımı yoldum. Günlük yazıyordum sürekli o dönem. Hı-hı. Günlüklerim hala duruyor. Aslında yazı yazmak rahatlatır derler. Rahatlatıyordu o dönemde beni. Hala duruyor mu o günlükler? Var mı? Duruyor, hala duruyor. Çok çok eski, yani 24 sene önceden bahsediyorum Hı-hı. zaten. Her dönemde yazdım zaten rahatlamak adına. Böyle bir dökülme süreci yaşadım. 6 ayda ambulans hastaneye kaldırılmalar, kan Neden? Kaybı, beyaz küren düşüyor kemoterapi esnasında. Hmm. Beyaz kürenin düşmesi demek herhangi bir yerin kanadında kanamanın durmayacağı anlamına geliyor. Hastane bir gün, ortamında müdahale edildi. Evet, sürekli. Bir gün sabah 5'te burnum kanıyor. Annem yanımda yatıyor. Hani ben kendi kendime müdahale ediyordum ama kan durmadı. Hmm. Sürekli istifra ediyorsun zaten. Kan durumunca, evet bunlar yan etkileri. Kan ama durumun... bunlar tabii sonra geçiyor. Bunu da söyleyeyim. Tabii kemoterapi bittikten sonra her şey normal dönüyor. Kilo alıyorsun, saçın kaşın geliyor, kirpiğin geliyor. Yani normal direnç geri kazanıyorsun. tüm değerlerin normale dönüyor diyebilirim. Kan kaybı yaşayınca birkaç saat sürünce en sonunda ailemi, annemi uyandırdım. Ambulansta ben kalktığımda sadece geri yığılmıştım. Çünkü bu arada iki değnekle yürüyorum. Yataktan kalktım ama yürüyemiyorum. Hı. Değneklerle yürüyorum. Yığıldım ve ambulansta hastaneye kaldırıldım. Zaten 900 mili kanın 800 milisi gibi bir kan oranımı kaybetmişim. Oh. Son anda yetiştirmişler. İşte kan takviyesi yapıldı. Hı. Tamponla durduruldu burundan kanımı. Bu tarz şeyleri çok yaşadım o 6 aylık dönemde. Peki sonra tekrar okul... dönüş nasıl bu oldu? Dönemde bir yıl okulu dondurmak zorunda kaldık. Hı-hı. Lise 1'i bitirmiştim. Lise 2'de Hı-hı. gidemedim bir yıl tamam. boyunca. Kemoterapi bittikten sonra doktorum rutin kontrollerim devam edeceğini söyledi. 5 yıl boyunca bu kontroller olacak dedi. Ben hala değneklerle yürüyorum bu arada. Proteze değnekle yürüme aşamasında alışmıştım protez kemiğe. Yazın zaten 6 ay, ben buna kışın başlamıştım tedaviye. Yaz olduğunda 6 ay bittiğinde... Tüm değerlerim normale döndü. Saçım, kaşım, kirpiğim çıktı tekrardan. Hı hı. Eylül'de okullar açıldığında değnekle okula lise ikinci sınıfı evet tekrardan hı hı. başladım. Yeni bir hayat. Psikolojik olarak ne hissettin arkadaşlarınla? Çok zordu o dönemin psikolojisi. Çünkü okulda 500 kişi veya 1000 kişi varsa sadece siz farklısınız. İki değnekle gidiyorsun. Ve herkes sana bakıyor gibi hissediyorsun. Herkes bana bakıyor. Hissetmeyi bırak. Bakıyor zaten. Bakıyor. Hani farklısın. Yani hı. o kadar siyahın içinde beyazsın ya da o kadar beyazın içinde siyahsın. Dolayısıyla iki değnekle zor bir yarım dönemi geçirdim. Herkese şunu söylüyordum. Bu doğuştan değil. Ben iyileşeceğim. Değnekleri atacağım. Böyle bir ispatlama derdine girdim insanlara. İster istemez. Ha yani şu an tabii hiç öyle bir derdim yok ama çocukluk yaşları. Ergenliğin de var değil bir arada tabii. Tabii o ergenliğin duygusu da var. Yarım dönem boyunca ben zor şartlarda iki değnekle okula gittim. Servisle gidip geliyordum. Ardından ikinci dönemde, lise 1'in birinci dönemi bitti. Liseyi bırakmayı düşündüm. İkinci döneme devam etmeyeyim dedim. Aileme anlatmamıştım yaşadığım problemleri, manen yaşadığım sorunları. Okul tatile girince ilk dönem böyle böyle dedim. Ben sorun yaşıyorum,
Yani okumayacağım, lise mezunu olmayacağım. Yani bu şekilde okula gitmek istemiyorum dedim. Bir 10 gün boyunca okul açıldığında gitmedim. Kendi kendime sistem ettim. Aile ikna etti, konuştuk, eş dost geldi. Hani daha İyi ki de çok ikna manen, olmuşsun. evet hani manen daha çok destek olunca tamam Tamam, dedim geri iyi de. başlayacağım. Tamam. Bu arada ikinci dönem başladığımda tek değneğe düşmüştüm. Tek değnekte çok zorlanarak yürüyordum ama yani protez kemiğin ağrıları var. Vücut alıştı ama ona adım atmak çok zordu. Zorlanıyordum. Yine arkadaşlarıma bakın iki değnekten teke düştüm kendimi Yakında ispatlama bunu da derdindeyim. bırakacağım Evet diyorsun. bunu da bırakacağım diyordum. Ama asla böyle bir hareket yok. Yani bırakacağım gibi de hissetmiyorum. Hani onlara öyle İçin söylüyorum istiyor ama ama evet. bırakamayacağını da bir Tabii. tarafın biliyor. Peki ne Yani oldu da? fizik tedaviye başlamıştım. Fizik tedavi de sonrasında da bir işe yaramadı diye gördüm. Çünkü hala tek değnekle yürüyorum ben. Okullar kapandı, Haziran ayı tatil oldu. Ben hala değnekle yürüyorum. Burada hemen araya gireceğim. Konuyu bildiğim için sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Sevgili Erdinç arkadaşlarına son olarak şunu söylemiş. Yaz tatilinden dönüşte ben Evet. koltuk değneklerini atacağım ve o şekilde geleceğim demiş. Evet, Doğru mu? Eylül ayında dedim. Evet. Değneksiz yürüyeceğim artık dedim. Ama böyle bir şey yok Yok ama ortada. sen söyledin bunu ve Tabii. inanıyorsun. Bu arada tek değnekle okula zor gidiyorum. Evdeki değnek kullanıyorum. Çünkü bir kere söz verdim. Çift değneği okulda attım ya. Tekle gitmek zorundayım. Öyle hissediyorum. Ardından yaz oldu. Ben evde iki değnekle yürüyorum. Bir gün yürürken değnekler kaydı. Evin koridorunda yürürken. Çok ciddi düştüm ama. Of. Annem mutfakta gürültüye patırtıya koştu hemen. Ne oldu falan. Ben ağlıyorum. Canım acıyor. Dizimde bir karıncalanma hissettim. Yani bir şey oldu dedim. Yani bir de korkuyoruz. Protez kemiğe bir Tabii. şey olabilir. Vidası çıkabilir. Zarar verebilir mevcuttaki kemiğime. Bir şey oldu dedim. Ben ağlıyorum falan. Kalktıktan sonra bacağımdaki karıncalanma sonrası daha yük vermeye başladığımı fark ettim bacağıma. Hani nasıl oluyor bu falan dedim. Annem iyi misin mesela? İyiyim dedim. Ben koridorda değneksiz yürümeye başladım. Harika. Resmen mucize Yani bu diyebilir nasıl miyiz? oluyor dedim. Annem şaşırdı. Değnekleri attım. Yani düşüp kalktıktan sonra ben dedim yürüyebiliyorum. Hani bir şey oldu. Yani ne olduğunu bilmiyorum o karıncalanmadan dolayı. O günden itibaren değnekten kurtulmuş oldum yaz ayında. Ben Eylül'de okula değneksiz gitmeye başladım. Harika. Herkese de kendimi ispatladım. Bakın bu geçici bir şeydi diye. Ruhen tabii daha iyi hissettim Tabii. kendimi. Böyle bir 2 yıl boyunca koltuk değneği kullanma süreci var. Değneksiz de çok zor yürüdüm bu arada. Şimdi iki değnekten bire düşünce evde iki değnek kullanıyordum. Bir değnekten değneksizde düşünce evde tek değnek kullanmaya başlamıştım. Ama insanlara karşı benim elimde değnek yok. İspatlamıştım. Kendi kendine oldu. Zaman sonrasında evde de zaten değneği bıraktım. Ve hani nasıl yürüdüğümü ben de bilmiyorum. Belki önceden gördüğüm fizik tedaviydi. Sonrasında mı etki etti? Ama ben çok inanıyordum. Yani Eylül'de İnanmak değneksiz her şey gideceğim. diyebilir Evet, miyiz? Bazı şeyler kesinlikle. beyinde Buna da çok inanıyorum. Yani bitiyor. inandığım her şeyi ben yaşadım. Bu yaşıma kadar 39 yaşındayım. Başkaları için de inandığım şeyleri de başkaları da yaşadı bu arada. Kendimle alakalı inandığım şeyleri de yaşıyorum. Galiba çok kalpten istediğinde beyin onu Kesinlikle, gerçekleştirmek için bir çıkış kesinlikle. yolu arıyor gibi geliyor Evet. bana. Ve bir şekilde de hani o çıkış yolunu hani bulmaya çalışıyor. Kesinlikle. Bu süreçte onun üzerinde ameliyat olduğunu biliyorum. Toplamda 13 kez operasyon geçirdim. Her operasyonlar 7-8-9 saatlik süren operasyonlardı ve sonrasında 3-4 ay yattığım, Bu çok zor operasyonları hareket neden ettiğim. geçirdin? Onu da açıklayalım. Lise bittikten sonra bu okul hayatı çok zor olunca ben üniversite istemedim. İş hayatına girmek istedim. Fakat protez kemiğin çıkardığı problemler oldu bu sefer de. Çok geç çalışma hayatına ben başladım ameliyatlardan dolayı. Protez bacağı boyum uzadı. Protezin uzama şansı yok. Bir bacak kısa kaldı. Revizasyon geçirdim. Revize ameliyatı oldum. Protez değişti. Enfeksiyon kaptı. 3 ay boyunca protezsiz yaşadım. Protez kemiksiz. Çünkü antibiyotikle alçı takıldı. 1,5 ay hastanede yine yattım. Damardan antibiyotik aldım. 1,5 ayda evde yatarak 3 aylık antibiyotik tedavisi gördüm. Enfeksiyon temizlenmesi için. Sürekli bu ameliyatlar protez kemikten kaynaklı revize ameliyatları oldu. 4-5 kez bacağımdaki tüm protez kemik değişti. Diz eklemimde olmadığı için, dizimde olmadığı için diz kapağı da değişiyor. Sen Yani şimdi tüm bunları bu takım. kadar rahat anlatıyorsun ama böyle bir parçayı hani takıyor çıkarıyor gibi ama bahsettiği şeyler çok Tabii. ağır ameliyatlar. Her biri 7-8 Her saat biri sürüyor. 7-8 saatlik Evet. ameliyatlar ve sonrasında da iyileşme Tabii. adaptasyon süreci de
uzun kesinlikle. Süre değil mi? Birkaç haftalar yani. Belki birkaç ay. Ay sürüyor. Değil haftadan sürüyor, ziyade evet 7-8 ay yatıyorum ben. Yatıyorsun, toparlanıyorsun, sonra tekrar evet. Bir şey oluyor gibi evet. gibi. Yani aradan 2 sene geçiyor, tekrar protez kemikte. Hı-hı. Ya çimentosunda bir çatlama oluyor, bir problem çıkıyor. Vidasında birinde problem çıktı. Ve dikiş izim hastanede öğrenciler beni ziyarete geliyordu yarımı görebilmek için. Hı-hı. Çünkü kasıktan ayak bileğine kadar benim bacağım açılıyordu. Tüm bacak açılıyor. Çıkartırken tüm protez çıkartılıyor. Alt ve üst tarafı yeniden protez takılıyordu. Ondan çok çok zorlu ameliyatlardı. Hani yaranın bile iyileşmesi mucizeydi. Benim bacağımda dediğim gibi kasıktan ayak bileğine kadar 120-150 dikiş vardı. Tümden açıldığı için. Boy da uzun. Bacak evet. boyu da uzun. Dolayısıyla yara da büyük oluyor. Onun iyileşme süreci de sıkıntı oluyor. Ondan böyle bu şekilde protez revize ameliyatları 10'a yakın ameliyat oldum. Tabii bunun biyopsisi, işte en son olduğum protezi çıkarttırma kararı, protez kemiği çıkarttırma kararı aldım ameliyatımda. Toplamda 24 yılda 13 kez ameliyat oldum. Protezi çıkartma kararını ne zaman aldın? Protezi çıkartma kararını 4 Aralık 2019'da aldım. Almak zorunda kaldım daha doğrusu. Bu kadar çok ameliyatlar olunca tabii mevcuttaki kemiğime de protez kemik zarar vermeye başladı. Bunun bir ömrü var. Yani sürekli bir şeyi, bozuk olan bir şeyi nereye kadar tamir edebilirsiniz? Hı hı. Mevcuttaki kemiğime de zarar veriyordu ve verdi de en sonunda. Mevcuttaki kemiğimi kırdı protezin Aa. Sapı. 2019 Haziran ayında bacağımdan bir ses geldi küt diye. Hı hı. O dönemde 6 ay boyunca ben yürüyemedim. Hani ne oldu, ne bitti, doktora gidip geliyorum. Bu arada doktorlarım değişti. Serdar Hocam dekan oldu. Mehmet Ali Deveci Hocam vardı. O benimle ilgilendi. Hı hı. Mehmet Ali Hocam İstanbul'a gitti. Doktorlarım sayesinde de ben bu noktaya geldim. Akif Miroğlu Hocam bu sefer beni teslim aldı diyeyim. O ilgilendi. En son Akif Hocam'la görüşüyordum. Bu amputasyona karar verdiğimde Akif Hocam'ın yanına gidiyordum. Ve hani bunu ne yapabiliriz? Artık revize olamayacak demiştim Mehmet Ali Hocam bir ameliyatımı yaptığımda. Hani Erdinç bunun sonu ya tümden protez kalçandaki kemiğini de çıkartacağız. Tümden protez kemik takacağız. Hani ya da protezi çıkarttıracaksın demişti. Hani o zaman olsun da bakarız demiştim ben de. Bir ameliyat oldum 2 sene sonra yine protez kemik zarar verince. O bahsettiğim 6 aylık döneme girince. Akif hocama hani bunun dedim çözümü bunu çıkarttırmak mı? Kemiği de kırdı. Şaşırdı. Yani çıkarttırmak demek bacağı ampute ettirmek demek. Evet. Çünkü benim orada kemiğim yok. Protez kemik görevini görüyor. Erdinç dedi biz bunu söyleyemeyiz. Hani sen söylüyorsun. En doğru karar bu dedi. Mevcuttaki kemiğimi de koruyabilmek Tabii. için. Çünkü proteze yapılacak protez bacağımı sokacak bir bacak kalması Kalmayacak. Lazım. Tabii Daha ki. Rahat yürüyebilmem Tabii için. Tabii hani tümden dedi kemiğini çıkartırsak, kalçadan protez kemik takarsak yarın bir gün o da problem çıkacak. Evet. Ha, bu sefer protez bacak daha zor Hı-hı. kullanacağım ben. Hani bir bacağımın kalması gerekiyordu. Bunun kararını verdin. Evet verdim. Hı hı. 26 Aralık 2019 yılında amputasyon ameliyatına girdim. Tabii çok kolay bir karar verme süreci olmadı. 21 gün boyunca evde ameliyat olacağım günü bekledim ben. 21 sene sonrasında bacağımı ampute ettirmeye karar verdim. Bu 21'ler hep benim hayatımda vardır. 21 Temmuz'da ameliyat Doğum olmam. Ameliyatın, evet 21 sene sonrasında bacağı aldırmaya karar vermem vesaire. Hı. Çok zor bir karardı. Kendi kendime iyileştirmeye çalıştım. Önce çevreme alıştırdım buna. Hı hı. Yeni görüntüme, yeni halimi ilk önce çevreme alıştırarak. Peki ameliyattan çıktıktan sonra ne hissettin? Ameliyattan çıktıktan sonra anestezinin etkisindeydim zaten. Sadece elimle yokladım. Hı hı. Hani bir ihtimal belki bir şey olmuştur. Çıkartılmamıştır diye hani bacağım orada duruyordur diye düşündüm. Zaten hani çok yoğun ve ben öncesinde de sedasyon istedim. 13. kez ameliyathaneye gireceğim için artık o tabloyu görmek istemiyordum. Yani çok kolay bir karar değildi. Yani kesinlikle. Ameliyata gireceğim günün akşamında ben baş parmağımla konuşuyordum. Ayak baş parmağımla. Hı-hı. Hani tabii bunun çok manen zor olan tarafları oldu. Yarı aygın yarı baygınım. Elimle yokladım. Baktım şöyle elim bir boşluğa geldi. Tamam dedim. Demek ki almışlar gitmiş. Hı hı. Mesafesini merak ediyordum. Ne kadar hı hı. bacağım kaldı. Çünkü protez bacak için önemli olan oydu. Ama sen farkında mısın? Hep sonrasında nasıl iyileşirim ve evet. Ne yaparımı düşündüğün için. Bence bu en anlamlı ve en güzel nokta bu.
seni belki de tutan, o azmini, o tabii. gücünü kazandıran şey o içindeki hep bir sonrasında daha iyi ne yapabilirim fikri diye düşünüyorum. Çünkü hani hayattan keyif alıyorum. Hı-hı. Bunu konforum için yaptırdım ben. Hı-hı. Yani ameliyatlar bitsin. Her ameliyat işini durduruyor. Sosyal hayatını durduruyor. Seni hayattan özel geri hayatını bırakıyor. Durduruyor. Evet. Kesinlikle. Hep geriye gidiyorsun. Ben de geriye gitmeyi seven bir karakterim yok benim. Hı-hı. Hep ileriye gitmeliyim. Çünkü nefes alıyorum. Yani Allah'ın verdiği canı sadece Allah alabilir. Ne zaman da alacağını bilmiyorum. Bilmiyoruz. Evet. Bari kaliteli yaşayayım. Hani bu benim Hı-hı. yaşam standartımı dibe çekiyordu. Hı-hı. Dolayısıyla kaliteli yaşamak adına hani benim için önemli olan şey artık bacak gidecekti ona. Okeydim, Hı-hı. kabul ediyordum. Kalan kısmı önemliydi. Zaten bayılmadan önce de onu söylüyordum anestezide. Sedasyonun etkisiyle de doktorlar sonradan anlattılar bana, güldük. Hani fazla bırakın, fazla kalsın mümkün olduğunca. Yönetmişsin onları. Evet. Hani fazla kalsın ki protezi hani bacağımı koyabilecek kalsın, bir şey harika. Kalsın diye hep öyle söylüyordum. Hani ben artık onu o anlamda bitirmiştim. Hani gidecek. Hı-hı. Yine de demek içimde varmış. Belki olmaz kalabilir mi? Tabii. Olur mu diye. Böyle bir dönemde hani böyle bir andı. Baktım sonrasında zaten yok. Bunun sonrası problemleri de vardı. Fantom ağrıları, çünkü uzunca bir zaman bacağın var gibi hissediyorsun. Beyin kabul etmiyor. İlk ayağa kalktığımda ayağım yere bastı benim. Yataktan ilk ayağa kalktığımda ertesi gün. Hissediyorsun. Bacağına iğneler batıyor, kaşınıyor. Anneme ayağımı kaşı diyordum. Ayak yok kaşınacak. İşte baldır kısmım kaşınıyor diyordum. Yok ama kaşınıyor. Bir şey batıyor diyordum. Beynin onu kabullenmesi için. Buna fantom ağrısı evet. deniliyormuş. Bana hekimlerim anlatmıştı. Hayalet ağrı deniliyor. Tıpta fantom ağrısı diye geçiyor. Bir dönem fantom ağrısını yaşadım ama onu da kendi kendime yok ettim. Ben bir ay yaşadım fantom ağrısını. Bunu senelerce yaşayan, 10 sene sonrasında da yaşayan insanlar var. Onun da bir yöntemi varmış. Birçok yöntemi var. Ben kendi kendime bir yöntem buldum da yok ettim. Zor bir dönemdi. O ağrılarla mücadele etmek de zordu. Ama sonrasında senin daha konforlu bir hayata geçiş evet. sürecin var. O kısımlara da geçeceğiz. Hatta amputasyon sonrasında bunun bir de bakımı var. Evet. Rehabilite bölümü var. Bunları evet. da diğer bölümlerimizde böyle kısa kısa hap tamam. bilgi şeklinde izleyenlerimize ve dinleyicilerimize ben belirtmek istiyorum. Şimdi sosyal medya adreslerini bu bölümde de verelim. Bir mola verelim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Sana nasıl ulaşabilirler? Senin tamam. gibi yine amputasyon yaşamış olan ya da yaşayacak olan kişiler, biliyorum ki ben özelden de sana sıklıkla mesaj gönderiyorlar evet. ve sen elinden geldiğince, işleri çok yoğun olsa da erginç bir şekilde onlara mesaj gönderip cevaplıyor. Nasıl ulaşabilirler sana sosyal medyada? Bana insanlar amputasyondan önce de ulaşabiliyorlardı. Blog Hı-hı. sayfam vardı ama artık o dönem Instagram yoktu. Şu an Instagram kullanıyorum. Erdinç Yumuşak da isim soy isimden Instagram adresine ulaşabiliyorlar. Arama bölümüne Erdinç Yumuşak yazarak evet. hemen ulaşabilirsiniz. Instagram'dan, mailden, zaten Instagram'da mail adresim de var. Tüm sosyal medya adreslerim, Twitter, YouTube, Facebook hepsi orada da yazıyor. İsim ve soy isimden bana ulaşıyorlar. Zaten Google'dan da ulaşan çok fazla oluyor. Hı-hı. Hani osteosarkom kemik kanseri terimleriyle ben soruyorum, bana nasıl ulaştınız diyorum. Yazanlar mutlaka bir şekilde adım çıkıyor. Çünkü farklı bir şekilde de basında, yazılı, görsel medyada sana bahsetmiştim. Evet, bu projeyle de ilgili çok güzel projeler çıkmıştı. De gerçekleştirdi. Hatta geri evet. projeleri de var. İkinci bölümde onunla tamam. ilgili konuşalım. Şimdilik olur. Çok teşekkür ediyorum ben sana. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşeceğiz.